Aleviler uzun zamandır kendi inanç kimliklerini tanımak, yani yaşamak, özgürce yaşamak ve bunun tanınması için bir mücadele yürütüyorlar. Hatta bunu son zamanlarda anayasal eşit yurttaşlık temelli bir mücadeleye evirdiler. Bu seçimlerde de Aleviler yoğun olarak ana muhalefet partisi ve DEM Parti'ye yöneldiler ağırlıklı olarak. İktidar partisine çok evet ufak tefek destek olsa da genel anlamda yönlerini buraya çevirdiler. Çünkü devletten beklediklerinin karşılığını alamayacaklarını, asla bir varlıklarının kabul edilmediğini çok iyi biliyorlar. Hatta Alevi Bektaşi Başkanlığı da Alevileri tanımamak, kendi çerçevesini çizmeleri ve bu konuda onların özgün yaşamlarına bir müdahaledir. Devlet potasını almak, devletin nezdini almak için bir müdahaledir. Buna da tavır koyarak mevcut iktidara değil, elbette ki ana muhalefete ve Emek ve Özgürlük İttifakı çevresinde bir oy kullandılar. Bu seçim sonuçları şunu gösterdi: mücadele edersen, örgütlenirsen, alanları terk etmezsen, istediğinde ısrarlı olursan başarırsın. Van örneği bunun en güzel örneğidir. Yine Hüdapar'ın aday koymak isteyip de kadın aday üzerinden bir sürü sözler söylediği Batman buna çok güzel örnektir. Kadınların mücadelesi Batman örneğini açığa çıkardı ve direniş de, halkın genel direnişi de Van örneğini açığa çıkardı. Aleviler buradan çok iyi bir sonuç çıkarabilirler. Evet, birlik olursak, alanları terk etmezsek, örgütlenirsek, ısrarlı mücadele edersek, devletle, değişik kanallarla iletişim değil de birlik ve dirlik esaslı ve hedef, önümüze de koyduğumuz hedefte kenetlenirsek, kilitlenirsek, bu birliği oluşturursak bizler de başarırız demeliyiz. Çıkardığımız sonuç bu olmalı. Çünkü sonuç bize zaten başka türlüsünün olamayacağını gösterdi. Bizim de bundan sonraki yürümemiz gereken yol birlik, dirlik, örgütlenme, hedefe kilitlenme ve bu hedef etrafında da alanları ve bizim kullanacağımız mecraları terk etmemek. Bu nedir? Önümüz yaz sezonuna giriyoruz. Alevilerin oldukça çok işte Hacı Bektaş'tan, Dersim'den, Abdal Musa'dan, Hubyar'dan, birçok ocaktan, dergahtan anmalar yapılacak, örgütlenme çalışmalar olacak. Ortak mücadele hattını ve ortak hafıza tazelemeyi becerebilirsek, başarabilirsek, ki bizler de Alevi örgütleri de farkındayım. Artık bunun çok yoğun bir şekilde farkındalığını yaşıyorlar. Önümüzdeki süreci bu şekilde öreceklerinde kuşkum da yok. Ve bunu tabii ki Alevi örgütleri Alevi kimliğinin ve Alevi inancının varlığını inşa ederken kendilerinin yalnız başaramayacaklarını da çok iyi farkındalar. Onun için Türkiye'de demokrasi mücadelesi veren tüm kesimlerle de ortaklanarak yol almak gerektiği konusunda da hemfikir olduğumuzu genel görüşmelerimizde bir araya geldiğimizde de ağırlıklı olarak bunun etrafında konuşup bir görüş birliğine vardığımızı da söylemek isterim. Alevilerin çıkarmak zorunda olduğu sonuç mücadele ve birlik.